yapıyor. Kişiyi tehdit ediyorlar. En son kişi bacağından vuruluyor. Evet. Vurup ve hastaneye atıyor, yaralanıyor. Kendisi bu çatışmaya tesadüfen orada yer aldığını söylüyor ama olayın doğru olmadığı, ateş edenlerin Bora Kaplan'ın adamları oldukları, bazılarının geçmişte bu kişiyle fotoğraflar oldu belli. Yani soruşturma ortaya gözüküyor. Şimdi bir yanda çete tehdit ediyor. Sen ifadeni değiştirmen lazım, bu ifade vermen. Bir yanda da kendisinin daha önce söylemediği, kendisine yönelik bir cinayet soruşturması var. Bu kişi bunun üzerine kaçıyor. Kelepçeyi söküyor. Kimden nasıl destek aldığı belli değil. Ayakları daha sarılı, ayağı yaralı. Tam iyileşmemiş. Ayaklarını halen... Burada yardım aldığı birileri var mı? Yardım aldığı birileri var mı? Birden çok yardım almanın çıkma imkanı. Bir de belge hazırlaması lazım. Maddi destek alması lazım. Hudutta çok rahat çıkabilmesi lazım. Bütün bunlar nasıl olduğu daha şu anda net bilinmiyor ve yurt dışına çıkıyor. Yurt dışına çıktığı zaman bu kişinin gelip ifade vermesi, mahkemeye tanıklık yapması, çünkü bunu veriyor. Tanıklık çok önemli. Bu tanıklığa gelmek istemiyor. Polis müdürleri bununla irtibat olarak gelmesini zorluyorlar, istiyorlar. Hatta bunu işte onun gelmesi konu ne gerekiyorsa bir takım görüşmeler yapıyorlar. Bu da gelmemek için mazeretler üretiyor. Şimdi bu konuşmalar esnasında işte AK Parti'ye bazı isimlerin konmasını, kendini ikna etmeye çalıştıklarını söylüyor. Şimdi Türkiye'deyken, polisin yanındayken, ifade alma imkanı varken bunlar yapılmamış ama yurt dışındayken telefonla söylenmiş. Bu gayri ciddi bir iddiadır. Yani yurt dışındaki insana telefonla söyleyerek siz AK Parti'nin bazı eski bakanlarını bu olay için monte edin veya özel kalem ismi var diye denmesi çok makul, mantıklı değil. Zaten konuşmaları seyrine bakarsanız Serdar Serçelik bazı konuşmayı yayınladı ama konuşmanın tamamını yayınlanmadı. Arada belki 20 konuşma var. Bize 3 tane, 5 tanesi yayınlandı. Bu yayınlar da onu seçerek yayınladı. O yayınlara baktığınız zaman şu anlaşılıyor. Böyle bir AK Partilerin adı geçiyor. Adı geçmeden AK Parti'de bazı insanlar geçiyor ama bu teklifin emniyetten geldiği anlaşılmıyor. Çünkü emniyet diyor ki senin bu söylediğin isimleri yukarı birini olabilir belki birini yukarı sormamız lazım diyor. Şimdi planlanmış olsa her şey AK Partilere suç yüklemiş olsa sormaya gerek var mı? Yani her şey plan uygulanması gereken. Burada böyle bir teklifin polisten gelmediği anlaşılıyor. Ama bize konuşmaların bir kısmı konup bir kısmı saklandığı için biz farklı şekilde yönlendiriliyoruz. Ha, bunu baktığınız zaman şu gözüküyor ki muhtemeldir kendisi ben gelirsem gelemem şu açıklamada bulunmam lazım. AK Parti'de bazı isimleri söyleyeceğim diyerek polisi yani gelmeme gerekçelerini oluşturuyor. Onlar da bunu gelmesi gerektiği konusunda bunu ikna etmeye çalışıyorlar. Bu arada konuşmanın bir tanesinde yukarı sormamız lazım, bu konuda bir görüş almamız lazım diyerek bu teklifin kendilerinden gelmediği anlaşılıyor. Yani özetle şu var, içerideki mafya bu kişinin ifade değiştirmesi bu kişiyi sıkıştırıyor, tehdit ediyor ve kişiyi en son bacaklarından vuruyor. Yani sen bu ifade değiştirme mecburiyetindesin, bunun anlamı bu. Kendisi de cinayet suçlamaya daralmış, bu defa ne yapıyor? Kendi yön değiştirip, itirafçılıktan vazgeçip, yurt dışına kaçarak bu soruşturma yapanlara, bu soruşturmadaki tüm iddiaların hepsini boşa çıkaracak bir ifşaata başlıyor. Bunun amacı ne? Bu soruşturmayı tamamen şaibe hattına bırakmak. Mahkemedeki bu davayı, davadaki tüm delilleri hep böyle polisin uydurmaları haline dönüştürmek. Kendisiyle ilgili soruşturmaları bile boşa çıkarmak, kendisine verdiği ifadeyi inkar etmek gibi birçok amacı var. Bu arada soruşturmayı yürüten polisleri ve polis müdürlerini töhmet altına bırakmak. Tabii ki polis müdürlerinin yaptığı hatalar, yanlışlar, görevleriyle ilgili konuda yaptıkları bir takım büyük hatalar. O hatalar da bu işi biraz inandırıcı hale getirilmesine, birazcık böyle polis müdürlerini hatalı göstermekte önemli bir rol oynuyor. Şimdi bu kişi gizli tanık olmaz. Bu kişi en fazla suçunu itiraf eden, samimi itirafçı olup ceza indirimi faydalanır. Ama bunu gizli tanık yapılmış. Hadi diyelim gizli tanık yaptınız. Bu kişi ev hapsi cezası tedbiri verilmiş mahkeme tarafından. Ev hapsi tedbirini ihlal ettiği an içeri konması. Bu işlem yapılmamış. Polis bunları savcıya içeri intikal etmemiş. Sonra hakkında soruşturma başlayınca içeri alınacağı anlaşılınca yurt dışına firar etmiş. Bu çok açık ki bir örgütün kendini kurtarmak adına mafyanın şu an yapılanlara, bu işi yapanlara yönelik bir operasyonu. Bu zamanda da iktidarı tahrik etmek için, hükümeti tahrik etmek adına da işte AK Partili isimler vardı. 2 tane Adalet Bakanı, Sağlık Bakanı isminden bahsedilir. Yani bunlar şeydir, Cumhurbaşkanı ve idareyi tahrik etmek için kullanılan isim. Yoksa bu safhada kadar dava dosyasının her şeyi koyma imkanı polisin hiçbir kelime koymadığı, hiçbir şey eklemediği bir yerde telefonla bunu talep etmesinin mantığı yok. Bu nedir? Tahrik etmek içindir. Tabii bu bir yandan da yani soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi. Bu arada geçen konuşmalarda MHP'yi rahatsız edecek, belki Bahçeli rahatsız edecek bazı konuşmalar var. Onlar da MHP cenahını rahatsız ediyor. Ayrıca MHP'nin son ateş cinayetiyle ilgili konudaki polisten sızan bilgiler dolayısıyla bir rahatsızlıklar var. Polisler cenahında soruşturma yapanlar cenahında istedikleri yürümedi konuda bir rahatsızlık var. Yargılanma konuda rahatsızlık var. Şimdi bugün soruşturma yapan polislerin yaptığı soruşturmalar dolayısıyla giden dönemdeki Bakan Süleyman Soylu dönemindeki bazı polis müdürleri suçlanıyor. Rüşvet almakta suçlanıyor. Dolaylı bir şekilde Soylu da suçlanır gibi oluyor. Evet. Onlar da bu olaydan dolayı bir memnuniyetler var. Niye? Çünkü bu soruşturma yapanlar töhmet altında kalırsa onların yönettiği tüm suçlamalar da töhmet altında kalır. Yani bu gruplaşma da bu olayı böyle birazcık işte işine geliyor. Biraz daha hoşa gidiyor. Bu defa olay farklı boyutlara doğru tırmanıyor. Ama özüne bakarsanız tüm belgeleri net yan yana korsanız kesin bir mafya operasyonu var karşımızda. Hata yapan, yanlış yapan polisler var. Hakkında soruşturma yürüyor ama bu Serdar Serçelik'in açıklamaları doğru değil. Kesinlikle doğru olma imkanı yok. Bu tamamıyla bir operasyon. Sayın Avcı, şimdi burada tabii tüm bunlar yaşanınca gerçekten hata yapan siyasetçiler, gerçekten hata yapan emniyet mensupları varsa bu biraz yani şu tabirle ifade edeceğim işi sulandırmadı mı? Yani sağlıklı ilerlemesini etkilemeyecek mi? Bunları belirlemek daha zor olmayacak mı? Tabii başlangıçtan beri aslında bu bilgiler basına bilgi vererek değil, bu işler belli bir gizlilik içerisinde hazırlanma, yürütülmesi ve dava açılıncaya kadar konuda çok da böyle basına el altında bilgi verilir yöntemleri kullanmaması gerekiyordu. Bu kullanıldığı için hem de bir takım yerler uyarıldı ve bir takım harekete geçmiş oldu hem de soruşturma çok mecranda iyi yürümemiş oluyor. Ayrıca bu davayı yürütenler sanki bu dava kendilerinin özel davası gibi. Bu tanıkla bu kadar fazla ilişki geliştirmesi, buna bu kadar müsamaha göstermesi çok makul değil. Bu kişi... Tanıksa tanıktır. Mahkemeye çıkıyor ifadesini verir. Tanık koruma ise tanık koruma dairesi ve birimleri onları korurlar. Soruşturma yürütenlerin bu kişiyle bağlantılarının kesilmesi gerekiyor. Ama bunlar bu kişiyle mahkemeye gelsin, ifade versin, birçok şey ortaya çıksın. Biz toplumun soruşturmada çok başarılı bir şey ortaya çıkaran bu kaygısıyla bu kişiyle fazlaca farklı ilişkiler geliştirdikleri açıkça gözüküyor. Bütün bunları biriktirdiğinizde yani yanlış çalışma biçimi, yanlış yöntemler bizi bu noktaya taşımış. Ama işin özüne bakarsanız hiç böyle bir siyasi partiye darbe diye bir şey yok. AK Parti'de hiçbir kimsenin adı yok. Adının geçmesiyle ilgili hiçbir kelime de olmamış. Bir tek kişinin, bir suçlunun, olaya yer almış bir kişinin bugün taraf değiştirmiş örgütün adımları hareket doğru eden, onlarla bir hareket eden bir kişinin verildiği beyanlar var. Bu beyanlar tek taraflı olduğu için de kamuoyu böyle onun doğrusunda etkilendi, onun doğrusunda sanki doğruymuş kanaatine sahip oldu. Halbuki zamanında bilgi verilseydi kamuoyu bu kadar tek taraflı yönlendirilmez diye düşünüyorum. Bir de zamanlama olarak şimdi tam iddianame tamamlandı ve bu iddiaların ortaya çıkmış olmasını da manidar buluyor musunuz? Bunda bir nedeni var mı? Tabii ki bu sadece dava iddianame değil. Bu süreç boyunca da son bir yıl aşkın süredir belli. Sürekli o cenahli yapılan yazışmalar, hareketler, davranışlar var. O tip sorgulamalar var. Bunların hepsi bir bütün halinde baktığınızda elbette bu yansıyan rahatsızlığın, bu görünen olayın dışında başka olaylar dolayısıyla da meydana gelen birikim buraya etkiliyor. Evet. Direkt bu olay içinde değil ama